Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Nimet-i İslam ve Mersin Efendi'nin eserini okumaya devam ediyoruz. Namazın mekruhları konusunda okuyoruz. Namazın mekruhlarının 64.'sü, İmam bir arşın miktarı yüksek bir mahalde yalnız başına bulunması. Yani cemaatle namaz kılarken imamın bir arşın yaklaşık 70 santim kadar cemaatten ayrı yüksekte tek başına olması. Yine namazın mekruhların 65.'si imamın bir arşın miktarı alçakta bir mahalde yalnız başına bulunması. Yani yine 70 santim cemaatten daha aşağıda tek başına olması. Eğer bir kimse imamla beraber bulunursa bunda kerahat olmaz. Namazın mekruhların 66.'sı açığı bulunan safın arkasında namaza durmak. Yani öndeki safta açık varken arkada namaza durmak namazın mekruhlarından. Çünkü saflardaki boşlukların doldurulması emrolunmuştur. Hem de hadis-i şerifte safın açını kapayana 10 hasene verilir ve kendisinden 10 seviye mahvolur ve o kimseye 10 derece terfi edilir buyurmuştur. Muhaşi yani haşiye yazan alim der ki furca aralık demek ise de furca aralık demek ise de ondan adam sığacak kadar olan açıklık manasına maksuttur. Buradaki boşluktan bir adam sığacak kadar olan saftaki boşluk olup ve illaki yani eğer yok bu kadar boşluk yoksa açık yok, açık yer yok demektir. Mezkur kerahat yani bu anılan kerahat dahi İktida yani bir imama uyma kastıyla saftaki boşluğu doldurmamak durumundadır. Yok infirat kastıysa yani tek başına namaz kılacaksa o zaman hüküm aksine olur. Evet. 67. mekruhların 67.'si ziruh yani ruh sahibine sureti üzerine secde etmek. Yani canlıların sureti üzerine secde etmek. Yaygılar ve seccadeleri yazı bulunmak dahi mekruh olduğunu muhaşi atide ileride fasılda zikredecektir. Yani seccadede yazı olmasının bile mekruhluğunu konuşacaktır. Gelecek bölümlerde diyor. Namazın mekruhlarının 68.'si ziruh sureti yani canlıların sureti elbise içinde namaz kılmak. Ziruh sureti elbise gerek menkuş yani nakışlı olsun gerekse mensucat yani baskılı olsun müellifin çünkü sanem yani putlara benzer diye zikrettiği illet o nevi elbisenin namaz dışında dahi kerahatine intaç eder. Yani namaz dışında bile onda kerahat, giymenin kerahati olduğunu ifade etmiş olur. Namazın mekruhlarının 69.'sü musallinin başının üstünde, namazda başının üstünde yahut arka cihetinde veyahut da ön veya yan tarafında, sağında veya solunda ziruh sureti bulunması. Yani ruh taşıyan canlı suretinin bulunması. Kerahat cihetiyle eşitti yani daha şiddetli, daha çok kerahat olanı
Musallinin önünde, sonra üstünde, sonra sağında, sonra solunda ve sonra da arkasında bulunmasıdır. Suret, musallinin yalnız ayaklar altında veya oturduğu yer üzerinde ise kerahat yoktur. Çünkü muhakkardır, yani onun hakir olması anlamındadır. Kiliseler hem de temsil mevzii olduğu için onlarda namaz kılmanın kerahati, teekküt daha da güçlenmiş olur. 48. Hamişe dipnota bakınız. Meğer ki azasının tafsilatı sureti mütebeyyin olmayıp, yani azaları, organlarının detayları çok belirgin olmayıp yerde iken ayakta duran, dikkat etmedikçe görünmeyecek derecede küçük olan para üzerindeki suret gibi. Yani onlar bu kerahatten müstesna alıyor ki onu prestij olunmaz. Yani o bir şeye tapınma anlamında olmaz. Söz açıktaki suretler hakkındadır. Yoksa kese ve çıkın gibi şeylerin içinde saklı olanlarda kerahat olmadığı durul muhtarda musarrahtır. Çok açık yazılmıştır. Müellif der ki namaz kılanın üstünde kral suretinde paralar bulunsa beis yoktur. Çünkü o makule suretler gözden küçük kalır. Muhaşi der ki, yani haşiye yazan alim der ki, yüzükte menkuş olan, nakşedilmiş olan belirsiz suretler dahi böyledir. Belirsiz kaydıyla takyit, yani bununla kayıtlandırma, şartlandırma, yüzükte belli olan suretin namazda kerahati ifade eder. O derece küçük suretler ve yaygılarda veya ayaklar altında olanlar evet horlanmakta bulunan büyüyecek suretler gibi melaikenin duhuluna mani dahi değildir. Hadisler muhassıstır, hastır, özeldir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'ın yüzüğünde iki sinek suretinin varmış. Danyal aleyhissalatü vesselamın yüzüğünde dahi bir erkek ve bir dişi aslan aralarında bir çocuğun yalar oldukları musavvir imiş. Sebebi de Buhtan'ın Nasır kendisine helaki onun elinde olacak bir çocuk doğacağını işiterek doğan çocukları öldürmekte olduğu sırada Hazreti Danyal aleyhissalatü vesselam annesi Danyal'ı doğurmuş ve belki selameti bulunur diye onu bir ormanda bırakmış. Hak Teala Celle Celaluhu ona muhafız olmak üzere bir erkek aslan ve emzirici olmak üzere de bir de dişi aslan tayin etmiş. O vesile neşv-i neva vermiş olduğu için Hakk'ın işi bu, nimet ve kudretinin gözü önünde ayırmamak için Hazreti Danyal sureti hali hatemine nakşetmiştir. Meşgur hatem, bu anılan yüzük, Hazreti Faruk zamanında ele geçirilmiş ve Hazreti Ömer onu görüp gözleri yaşla dolarak Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh hazretlerine ita buyurmuş, ona vermiştir. Evet. Meğer ki dedik, azasının tafsilatı mübeyyen olmazsa
Bu durumda mekruh olmaz. Yahut büyük ise yani suret büyük ama başı kesik bulunup yahut da zîruhun gayri suretle yani ağaç, çiçek gibi hayvan olmayan, canlı olmayan şekilde olan suretler. Baş kesikliği yani bir suret var, resim var ama başı kesik, sadece baş var. Bundan maksat onun yaşayamayacak halde bulunmasıdır. Onu oymak yahut silmek, mahvetmek dahi baş kesme hükmündedir. Üzerini boyayla boyayıp görünmez etmek de aynı şekilde bu hükümdedir. 9. Rivayet olunan şeye göre ki İbn Abbas Hazretleri Rıdvanullahi Teala aleyhim biri gelip ben suret yaparım bana bunu fetvasını ver der. İbn Abbas radıyallahu anhuma bütün tasvirciler ateştedir. Hadisini okuyarak eğer sen suret yapacaksan ağaç vesaire cansız şeylerin tasvir et buyurur. Ağaç ayvalı olanlar ile olmaması arasında kâf ve ulema yani ulema indinde fark olmayıp yalnız İmam Mücahit meyveli ağaçların suretinin mekruh olduğunu söylemiştir. Zamanında mekruhları konusunda inşallah başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.